Sevgili yaylar, tam olarak an haritası 30 Nisan bu gece yarısı saatleri sizin yükselenize işaret ediyor. 23.30'du yanlış hatırlamıyorsam bu o dakikalarda. Demek ki an haritası yay yükselenleri işaret ediyor. Bu da demek oluyor ki sizin için çok özel bir denklem. Bu 6. ev konuları, yani hem sağlığınız hem variyetiniz sağlıkla ilgili hem de hastalıklarınız, bunlarla ilgili çok hızlı bir iyileşme söz konusu. Hem iyileşme hem bunlarla ilgili hızlı bazı tedbirler alma gündemleriniz olabilir. Epeydir uğraştığınız bazı gündemleriniz varsa sağlıkla ilgili çok hızlı bir biçimde iyileşeceğinizi göreceksiniz. 30 Nisan güneş tutulması iyicil bir güneş tutulması. Evet, toprağı etkileyecek, seller olabilir dedik, toprak hareketleri, depremler olabilir dedik ama bunlar ihtimaller. Oysa sizin doğum haritanızda nereye bakacağız? 6. ev. Ve 14 Mayıs'ta da bir ay tutulması var, 12. ev. Demek oluyor ki vizyonunuzu geliştiriyorsunuz. Uranüs değiştiriyorsunuz. Uranüs'ün bulunduğu yer, yani boğanın üzerinde bulunmakta ve 6. evinizde bakış açınız, vizyonunuz, ekipleriniz, çalıştığınız insanlar, bas arkadaşlarınız, her şey sırasıyla değişiyor sevgili yaylar. Bu değişim sizi çok mutlu edecek. Yaz boyu bununla ilgili bir takım sıkıntılı da olabilecek. Ağustos ayında özellikle bazı dolunay ve yeni aylar olmasına rağmen 5-6 Haziran'a, Ağustos ortasına ve sonuna dikkat edeceğiz. 20-21 Temmuz'a dikkat edeceğiz. Ama buna rağmen çok iyi gündemlere doğru evriliyorsunuz. Dolayısıyla istekler, niyetlerinizi sırasıyla gerçekleştirmeniz şu ara mümkün. Demek ki neymiş? Kendinize odaklı olun. Kişisel doğum haritalarınızda da boğa ve akrep üzerinde hangi gezegenler var diye bakın. Ve de aslan ve kova üzerinde, yani bu tutulmaya tekrar açı yapacak şekilde, buralarda hangi yerleşimleriniz var? Burada bir Jüpiter'iniz var mı? Venüs'ünüz, Güneş'iniz, Ay'ınız var mı diye boğa, akrep, aslan ve kova üzerine inceleyin derim. Kişisel doğum haritalarınız çok önemli. Doğduğunuz anda gökyüzü kilitleniyor ve doğduğunuz saat ve dakika çok önemli. Dakika olarak bilemeyebilirsiniz. Onları biz tespit ediyoruz, biliyorsunuz, rektifikasyonla. Doğum haritanızı ömrünüzde bir kere benimle ya da bir başka uzman arkadaşımla, uzman bir astrologla incelemenizde, inceletmenizde fayda var sevgili yaylar. Umarım hayrınıza olur ve 2022'yi hiç unutturmaz sizlere.